Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizler için çok güzel bir geri dönüşüm projesi olan diş macunu kutusundan kalemlik yapımını göstereceğim. İsterseniz hemen kalemliğimizi yapmaya başlayalım. Herhangi bir diş macunu kutusunu alarak yan tarafından kesiyoruz. Yan tarafları kapatıp kapak yapmak istediğimiz kısmı yandan kesiyoruz. Kestiğimiz için kopan yandaki kapağı tekrar yapıştırıyoruz. Diğer yan kapaktaki fazlalık kısmı keserek atıyoruz. Kat yerlerini ters yöne doğru kıvırarak kutunun düzgün hale gelmesini sağlıyoruz. Böylece kutunun iç kısmını kaplarken kolaylıkla kaplamış olacağız. Ben kutunun iç kısmını kaplarken yapışkanlı folyo kullandım. Ama siz isterseniz daha farklı malzemelerle de kaplayabilirsiniz. Yapışkanlı folyoyu kutudan daha büyük olacak şekilde keseceğim yerlerden işaretleyip kesiyorum. Kestiğim folyoyu kutunun iç tarafına denk gelecek şekilde düzgünce yapıştırıyorum. Fazla olan kısımları geriye doğru kıvırıp yapıştırıyorum. Yandaki fazla olan yapışkanlı folyoları keserek atıyoruz. Böylece kutumuzun iç kısmını kaplama işlemini bitirmiş olduk. Şimdi kat yerlerini tekrar içe doğru kıvırarak belirgin hale getiriyoruz. Yanlardan yapıştırarak kutumuzu kapatıyoruz. Kalem kutumuzun açma kapama kısmını ben kurdale ile bağcıklı bir şekilde yapacağım. Siz isterseniz cırt cırtlı veya daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Kurdalenin ucunu kestikten sonra açılmaması için çakmakla yakıyorum ve daha sonra ortadan ikiye keserek kutunun tam orta noktasına yapıştırıyorum. Kutunun dışını kaplamak için ben desenli eva kartonu kullandım. Siz isterseniz daha farklı malzemelerle de kaplayabilirsiniz. Kutuyu eva kartonunun üstüne koyarak ölçüsünü aldım. Ölçümün yanlış olmaması için de cetvelle tekrar kontrol ederek yeniden çizdim. Kutunun ölçüsünü aldıktan sonra köşede ve yanda kalan fazlalıkları keserek atıyoruz ve çizdiğimiz yerlerden parçalara ayırıyoruz. Parçalarımız hazır. Şimdi hazırladığımız bu parçaları sıvı yapıştırıcı veya silikon tabancasıyla kalemliğimizin etrafına yapıştırıyoruz. Yandaki fazlalıkları kesiyoruz.
Sonuncu parçayı da yapıştırdıktan sonra kutunun dışını kaplama işlemini de tamamlamış olduk. Ben kalemliğimi süslemek için elimde bulunan bu şekilde desenli bir bantı alt tarafa ve kutunun kapağına yapıştıracağım. Siz isterseniz kendi zevkinize uygun olarak ve elinizde bulunan malzemelerle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Aslında çiçek desenli eva kartonu kullandığımız için kalemliğimizi çok da fazla süslemeye gerek yok. Ama ben dediğim gibi elimde bulunan bu desenli renkli bandı yapıştırarak birazcık daha şıklık kazandırmak istedim. Ve daha sonra son olarak iki tane keçe sticker yapıştırarak kalemliğimi süslemeyi tamamladım. Kalemliğimiz hazır. Diş macunu kutusuyla yapmış olduğumuz bu şirin kalemlik umarım sizler için faydalı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.